Denetime aldınız. İkinci konu Kürtçe ve Zazaca eğitimi konusu. Sayın Bakanım biliyorsunuz 2012 yılında tanınan bu hakkın neredeyse 10. yılını bu yıl geçirmiş oluyoruz. Ancak ne gariptir ki mış gibi yapmanın en garip örneklerinden birisiyle karşı karşıyayız. Bakanlığınız 2017, Mahmut abi lütfen. Bakanlığınız 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılında Kürtçe ve Zazaca öğretmenlerden bir tane atama yapıyor. 21 yılında hiç yapmıyor, 22'de 15 yapıyor, bu yıl 50 yapıyor. Tam 10. yılında Sayın Bakanım toplam atanan öğretmen sayısı 132. Bugün 1.201.138 rakamı güncel ve doğru ise bu rakam içerisinde Kürtçe ve Zazaca öğretmen atamasının 132 ile sınırlı kalmasını nasıl izah edebiliriz? İnanıyorum ki bakanlığınız döneminde bu 10 yıllık ihmalin özellikle son 6 yılda bir ya da boş veya pas geçilen atama sayısının düzeltileceğine inanıyorum. Bir başka sorun Sayın Bakanım, Muş Alparslan Üniversitesi'ndeki öğrenciler formasyon alamıyor. Çünkü Muş'ta onlara rehberlik yapacak Kürtçe öğretmen yok. Bu konuyu bakanlığınızın ilgili birimleriyle görüştüm. YÖK'le çözülmesi gereken bir mesele diyorlar. Şimdi öğrenci mezun oluyor ama formasyonu alamadığı için başvuruda da bulunamıyor. Dolayısıyla bu ve benzeri sorunların halledilmesi ve önümüzdeki yıl yapılacak atamalarda Kürtçe ve Zazaca, özellikle Zazaca dilini kullanan vatandaşlarımız burada ikinci kez bir ayrımcılığa tabi tutulduğunu düşünüyor. Mersin'de de bu konuda çaba gösteren bir derneğimiz var ve bize bu konuyu iletmemiz için özel olarak ricada bulundular. Bu konulara Sayın Bakanım duyarlı olmanızı istirham ediyoruz.